Hissedebilen tüm canlılar gibi tavuklarda sevgi, korku, acı, mutluluk gibi duyguları deneyimleyen, sosyal ilişkiler kuran ve özgür yaşamayı hak eden bireylerdir. Bir yıl içinde toplamda öldürülen tüm kara hayvanlarından daha fazla sayıda tavuk, beden parçaları sofralarda servis edilmek üzere öldürülüyor. Tavuklar, insanların sürdürdüğü et ve yumurta talebinin mağdurları olarak fabrikalarda ve çiftliklerde esaret altında yaşamak zorunda bırakılıyor. Beden parçaları için dünyaya getirilen tavukların hızla büyüyüp kesime gönderilmesi amaçlanıyor. Hareketsizlik ve hormon takviyesiyle 7 hafta içinde en yetişkin hallerine ulaştırılan tavuklar kendi vücutlarını taşıyamayacak duruma gelerek sakat kalıyor ve henüz daha bebekken mezbahalarda yaşamlarına son veriliyor. Yumurtaları için sömürülen tavuklar seneler içinde uğradıkları mutasyon sebebiyle yılda 300'e yakın yumurta üretmek zorunda kaldıkları için rahim sarkması ve kemik erimesi gibi hastalıklar sebebiyle korkunç acılar çekmeye zorlanıyor ve 2 sene içinde işlevsiz olarak tanımlanıp çocuk yaşta kesime gönderiliyor. Dünyaya gelen erkek civcivler kar getirmeyen yan ürün olarak tanımlanıyor. Yılda 7 milyar erkek civciv doğdukları gün kıyma makinalarında parçalanarak ya da çuvallarda nefessiz bırakılarak öldürülüyor. Bu yöntem ile çiftçinin yumurtacılıktan kâr etmesi amaçlanıyor. Bize hayatımız boyunca hayvanları kullanmak zorunda olduğumuzu öğreten yalanlar söylendi. Oysa ki sağlıklı bir yaşam sürmek için hayvanların beden parçalarını ve salgılarını kullanmamıza gerek olmadığını, hatta bu alışkanlıkların sağlığımıza zarar verdiğini bugün bilim kanıtlıyor. Kendimize sormanın vakti geldiği geçiyor. Benim 15 dakikalık yemek zevkim, özgürce yaşamak isteyen bu muhteşem canlıların biricik hayatlarından daha önemli olabilir mi? Tüm insan ve insan dışı hayvanlar gibi tavuklarda tahakkümden uzak sevgi ve saygı gördükleri bir yaşam hak ediyorlar. Tavukların onurunu, güzelliğini ve yaşamlarını kutlamalıyız. Çiftliklerde zorlandıkları sömürü dolu yaşamı protesto etmeliyiz. Onlara zarar veren alışkanlıklarımızı acilen değiştirmeli ve susturulmuş hayvanların sesini duyulur kılmak için harekete geçmeliyiz. Lütfen bugün hayvanlara zarar veren alışkanlıklarını sorgula ve değişime doğru bir adım at. Gerçek adalet için vegan bir dünya kurmaya söz verdik. Seni de bu mücadelede desteğe çağırıyoruz. Hayvanlar için vegan ol. Eşitlik için vegan ol. Dünyamızda yaşamın var olmaya devam edebilmesi için vegan ol. Adalet için vegan ol.